Tamam. Söyleyeceğim saatte orada olun. Her şey hazır olsun. Konuştuğumuz gibi. Ne oldu? Feride Selim'e bugün için yarın şirketten ayrılacaksın. Yoksa Cüneyt'e söylerim demiş. Selim'in Feride'yi ikna edebilmesi için bir tezgah hazırlıyorum ben de. Ne gerekiyorsa yap Tunç. Selim elimizden kaçırmayalım. Ben hallediyorum. Merak etme. Nasıl merak etmeyeyim? Bundan başka bir şey düşündüğüm yok ki. Osman'ın o pis pis sırtışları aklıma geldikçe midem bulanıyor. İyi gidiyorsun ama. Yüzüne tükürmemek için zor tutuyorum kendimi. Tutmaya da devam edeceksin. Osman hayran sana. Bu kıvama gelmesi birkaç gün sürer sanıyordum. Ama sen zoru başardın. Öyle devam edeceksin. Öfkeni içine gömeceksin. Ama sadece Osman'ın hayranlığı yetmiyor. Çünkü hiç yüzüme bile bakmıyor. Aklı fikri o aptal Feride'de. Feride'nin o saflığı, masumluğu geçince... Cüneyt'in gözü senden başkasını görmeyecek. Hoş geldiniz efendim. Otoparkta bekleyin deyince ben de yukarı çıkmadım. İyi. Şirketin önünden ayrılma. İstifa etmediğini biliyor ya Feride. Hemen damlar buraya. Feride'yi al. Şu adresi getir. Tamam efendim. Feride Cüneyt'le konuşmadan önce onu kandırman gerek. Her şey hazır. Sen de konuştuğumuz gibi rolünü iyi oyna. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Feride buraya geliyor. Cüneyt'le konuşacak. Seni gammazlayacakmış. Hazırlıklı ol. Cüneyt'le konuşmadan Feride'yi yakala. Adrese götür. Bir saate kadar orada olacaklar. Hazır olun. Nereye Feride? Cüneyt'le konuşmayayım diye beni burada mı bekliyorsun Selim? Ama buna engel olamazsın. Şimdi konuşacağım. Feride, önce beni bir dinle. Seni dinleyemem Selim. Sen ne biçim insansın ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi bileceğim? Sen resmen hırsızlık yaptın. Ya başka çarem yoktu. Ne olursa olsun bunu yapamazsın Selim. Senden bunu hiç beklemezdim. Ya bir kere de neden yaptın diye sor be Feride. Soramam. Hırsızlığın nedeni olmaz Selim. Sence bu yaptığımın iyi bir nedeni olamaz mı? Ne demek şimdi? Gel benimle anlarsın. Gelemem. Cüneyt bekliyor. Feride, gel benimle.